Arkadaşlar merhabalar. Hepinize en içten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Galatasaray-Başakşehir karşılaşması bitti. Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazandı. Tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Ve kalan 5 haftada şampiyonluğun en güçlü adayı olarak hani derler ya dosta düşmana karşı gerçek mesajını verdi diyebiliriz günlerdir konuşuluyordu. Başakşehir şu, Başakşehir bu, Başakşehir böyle. Ya ne oldu? Ne oldu o Başakşehir'e? Açık söyleyeyim. Galatasaray son derece akıllı, üstün, ne yaptığını bilen bir futbolla, herkes sahada e, görev alan bütün futbolcular da görevlerini en iyi şekilde yaparak, kenardaki teknik adamlar da görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek oyuna müdahaleleriyle zaman zaman e, sakinlik, zaman zaman tepki, zaman zaman sürat, tempo vesaire yani sahaya nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa öyle müdahaleler yapıldı ve Galatasaray karşılaşmayı Bireyinin hakkıyla harika bir özellikle ilk gol, harika bir gol, Mariano tarafından atılan gol, süper nefis bir gol. Peşinden de zaten e, hani e, Galatasaray Başakşehir maçlarının golcüsü olarak bilinen Adebayor var ya Adebayor, Adebayor yine golünü attı ama bu defa Galatasaray kalesine değil de Serdar Aziz'in kafasından seken bir topa hani istem dışı olarak da olsa müdahale ederek topu kendi kalesine gönderdim. Şimdi bu karşılaşmayla ilgili benim aslında teknik olarak söyleyecek çok fazla bir lafım yok. Benim sözüm şudur. Herkes bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Dört takım herkes herkes bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Galatasaray da bu yarışın içerisinde olan bir takım. Ama diğer üç takımı var olduğunu gösterip de Galatasaray'ı yokmuş gibi gösterenleredir benim bu sözüm. Ben zamanında onlara dedim ki bakın Galatasaray size etek giydirir dedim. Galatasaray daha sonra bunlara Trabzonspor maçından sonra bikini giydirdi. Ama açık söyleyeyim Galatasaray bu defa bu lavuklara, bu yancılara, bu Galatasaray düşmanlarına tanga giydirdi arkadaşlar. Tanga, tanga. Hani anlarsınız siz. Tangayı bilenler bilir. Bu 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 mangaya Galatasaray tanga giydirdi. Şimdi bunlar tangayla dolaşsınlar. Hiç kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ersan Çelik sen niye böyle konuşuyorsun? Niye böyle söylüyorsun? Yok arkadaş böyle bir şey yok yani. Siz Başlardan önce istediğiniz gibi konuşacaksınız. Galatasaray'a her türlü hakareti yapacaksınız. Ha? Affedersiniz her türlü kol gibi geçirmeyi yapacaksınız. Ondan sonra biz de susacağız. Ben susmam arkadaş niye susayım ya? Niye susayım? Susma zamanı mı şimdi? Başakşehir kazansaydı ne metiyeler düzülecekti. Şimdi ne diyecekler biliyor musunuz? Başakşehir'i tanıyamadık. Çok kötü oynadı. Bilmem ne 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 gidecekler. Ne oldu? Çimleri yoldurdu mu Galatasaray Başakşehir'e? Yoldurdu. Peki o yoldurduğu çimleri Başakşehir'e ve Başakşehir yalakalarına yedirdi mi? Yedirdi. Ya Başakşehir kazansın diye neler yapıldı ya günlerdir. Neler yapıldı yani? Biraz ortadan hep ben söylüyorum arkadaşlar. Biraz ortadan bir hakem olunca, biraz dengeli bir hakem olunca, eh işte sonuç bu oluyor. Trabzonspor maçında da %60'a %40, %60 Trabzon'u tutan bir hakem vardı. Burada da öyle. Burada da Galatasaray'a aman aman bir kayak yapmasını kimse beklemiyor. Yeter ki %60'a %40. Tamam ya ben razıyım kardeşim. %60 tut Beşik, Başakşehir'i, Beşiktaş'ı her ne halsa diğer takımları. Ama Açık açık ceza sahası dışında olan bir hareketi penaltı diye içeri taşıma. Sivas'ta olduğu gibi, Kasımpaşa maçında olduğu gibi olmayan bir hareketi penaltı verme. Rakiplerin o sayıt gollerini verme. Rakiplerin çizgiyi geçmeyen toplarına gol deme. Bu kadar rezillik olur mu ya? Galatasaray'ın rakiplerine bir bakın Allah aşkına. Hepsi canavar, hepsi canavar. Nasıl mücadele ediyor? E ee, Başakşehir'in, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin oynadığı takımlara bir bakın arkadaşlar. Sezonu kapatmış gibi oynuyorlar. Gibisi fazla. Sezonu kapatmışlar. Bir bölüm Osman e, Bostan Yangel ya Osman hesabı. He? E ee, ne oluyor? Bu şimdi adalet mi? Başakşehir Malatya Spor'la bir maç oynadı. Ya antrenmanda bile kıran kırana geçer. Zaten Malatya Spor'un antrenörü söyledi. Benim dedi şampiyon e, şampiyonum dedi. Daha doğrusu ligin şampiyonuyla oynayacağız dedi. Geler ol efendi. Hani ligin şampiyonu düşündü? Nasıl olacak ligin şampiyonu? Ya insanda biraz ahlak olur ya. Biraz dürüstlük olur ya. Fenerbahçe Sivas'la oynuyor. Oh yavrum oh. Bir Galatasaray Sivas maçını düşündün arkadaşlar. Bir de Fenerbahçe, Sivas Fenerbahçe maçını düşünün. Okan Buruk denen arkadaş Galatasaray maçlarında he? Affedersin kıçına nefti yağ sürülmüş gibi oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. He? Boğacak gibi, dövecek gibi. Beşiktaş maçında, Başakşehir maçında gıkı çıkmıyor, kulübede oturuyor. E ne oluyor peki? Abdullah Avcı attı, tuttu. Ben şu taktiği yaptım. Ben bu e, bir analizi yaptım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bilmeyen de diyecek ki ya çıktın, defans yaptın kardeşim. Rakip kaleye gelmeyi düşünmedin. Zaten açılsan 5 olacak. Biraz açılsan hani gelsen 5 olacak. Yürüyecek halin yok. Yaşlı bir takım. Yürüyecek bir halin yok. Analiz yapmış, onu yapmış, bunu yapmış ha. Gösterdiler şimdi analizim analizi sana. Medyadaki yalakaların laukların dolmuşu baba yenersin ya Galatasaray'da iş yok Galatasaray şöyle Galatasaray böyle ha yendin yendin hadi bakalım gidin şimdi oturun e, yalakalarla lauklarla ağlayın bakalım sonuna kadar kusura bakmayın ben bunları söylemek zorundayım kaç günden beri neler söylüyorlar ya o Galatasaray düşmanı kanala sözde Galatasaraylı olarak bilinen çıkan tipler var lauklar var onlar bile Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyor. Galatasaray'ın içinde Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen hainler var. Ne oldu? Galatasaray alayına anlarsınız ütesini. Yoldurdu mu Başakşehir'e çimleri? Yoldurdu. Yoldurdu çimleri yedirdi mi? Yedirdi. Alayına tangayı giydirdi mi? Giydirdi. Şimdi kardeşim yatın bir güzel uyku çekin. Şimdi yeni şarkıları şu. Galatasaray Alanya'yı yenemez. Deplasmanlarda Galatasaray maç kazanamıyor. Merak etmeyin merak etmeyin. Galatasaray Alanya'yı da yener. Beşiktaş'ı da yener. Şimdi e, Ali Samiye'nin çimlerini yolma sırası Beşiktaş'ta. Hani çok atıp tutanlar var ya. Tablo yapıyorlar. Bakıyorlar dört takımın maçlarını getiriyorlar. Beşiktaş şunu 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 kazanır. Fenerbahçe bunu 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 kazanır. Başakşehir zaten kazanır. Galatasaray... Yok ya Galatasaray kazanamaz. Bu kadar 6 maçtan 10 puanı bile alamaz. Lavuklar böyle söylüyor. Var ya lavuklar mangası kim olduklarını biliyorsunuz siz onların. Ne oldu? Ne oldu? Mariano'nun golü var ya. Ha, anladınız yine siz onu. Anladınız o gol. O gol hepinize mesaj olsun yani. Kardeşler yapmayın etmeyin. Bakın Galatasaray'ın arkasında 30 milyonluk bir kitle var ve tribünleri dolduran 50 bin kişilik bir aslan kükremiş bir aslan grubu var. Görüyorsunuz değil mi? Oynamayın, dalga geçmeyin. Akıllı olun biraz. Akıllı olun. Sırayla etek giydiniz, bikini giydiniz, tanga da giydiniz. Yakında çıplak dolaşacaksınız ya. Yeter artık. Yeter. <laughs> Neyse. Bunlarla kafa bulmak da güzel oluyor ha. Ben bak geçen haftada çıktım Galatasaray Gençler Birliği'ne yenildi. Söylenmesi gerekenleri söyledik. Yanlışı, doğruyu, eksik, gediği söyledik. İşte Galatasaray çıktı, aslanlar gibi mücadele etti. Galatasaray eminim ki kalan maçlarda artık çıtayı buraya koymuştur. Bu futbol oynanacaktır. Galatasaray bundan sonra aslanlar gibi kalan 5 maç mı kaldı? 5 maçtan 15 puanı alır kardeşim, yürür gider. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Efendim Beşiktaş'mış da yok oymuş da yok buymuş da bırakın hikayeyi. Ama diyorsanız ki biz oraya yancı yalak hakem göndeririz. Mete'yi göndeririz. Halis'i göndeririz. Ha? Böyle var ya bir takım tipler, hakemler, yancı yalaka, tetikçiler. He tetikçilerle Galatasaray'ı imha ederiz. E, buna da gücünüz bundan sonra yetecekse yetsin. Ama bunu yapmayı düşünenler akıllarından çıkarmasınlar ki Galatasaray'ın arkasında 30 milyonluk bir kitle var ve maçlarda 50 bin aslan var. Kükremiş aslan var. Bu 50 bin kükremiş aslanın önünde artık hiç kimse duramaz. Hiç kimse duramaz. Tekrar ediyorum hiç kimse duramaz. Aklınızı başınıza toplayın ve Galatasaray'ı artık alkışlamak zorundasınız. Lig'in hani muhtemel şampiyonu da demiyorum artık Galatasaray'ın 21 Mayıs'ta 21. şampiyonluğunu kutlayacağını buradan bir kere daha ilan ediyorum. Ha dalga dümen oydu buydu yok efendim Galatasaray 10 yabancıyla oynadı şunu yaptı bunu yaptı o zaman kendi takımlarına bakacaklar. Kendi takımları kaç yabancılarla oynuyor ne oynuyor bu bilmem ne yapıyorlar herkes kendi evinin önünü temizlesin önce kendi derdine

Arkadaşlar keyfine bakın gayet güzel bir maç oldu. Galatasaray 10 numara futbol oynadı. Avrupa'nın üst düzey takımları gibi futbol oynadı. Biraz şansı olsaydı daha da farklı olabilirdi. Ama 2-0 gayet başarılı bir sonuçtur. Trabzonspor hani güçlü takımdı. O da biliyorsunuz 2-0'du. O bir şanssız gol 2-1 olmuştu sonradan. Ya Her neyse bundan sonra dediğim gibi ne Ali Samiyen'den çıkış var ne de o deplasman dedikleri statlardan çıkış olacak. Bunu zaten zaman içerisinde göreceğiz. Galatasaray'ı ben tekrar liderliğinden dolayı, aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Herkes boyunun ölçüsünü almıştır. Herkes haddini bilmiştir. Artık son cümle olarak kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım. Ey lavuklar, kendinize gelin. Kendinize gelin. Galatasaray çimleri yoldurur. Yolduru çimleri yedirtir ve böyle de tangayı alayınıza giydirir. Arkadaşlar bu böyle keyif videosuydu, keyif sohbetiydi. Şimdi bu e, sohbeti paylaşalım. Abone olmayı unutmayalım. Sayımızı artıralım ya artıralım ki önümüzdeki günlerde çok daha keyifli sohbetlerimiz olacak. Canlı yayınlar da yapacağız. E ee, artık hakkımız değil mi? Bu kadar bu lauklarla mücadele ediyoruz. Bunun da tadını çıkarmak hakkımız diyelim. Noktayı koyalım. Hepinize en içten sevgiler, selamlar sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.